Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Haftanın ilk önemli haberi ise dev 375 milyon liralık sanayi sitesi projesinde mutlu sona ulaşıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sanayi sitesi projesinin ihale müjdesini İstanbul'dan verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden beri üzerinde çalıştığı, belediye tarihinin en büyük projesi olan 375 milyon liralık sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinde mutlu sona ulaştı. Dev projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Sanayi esnafları ve Aksaray için çok büyük önem taşıyan sanayi sitesi, kentsel dönüşüm projesi ihalesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Özellikle sanayi esnafları için elzem olan yatırımın bir an önce başlaması için girişimlerini sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ihale öncesi Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Üçkulak ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk'la İstanbul'da bir araya geldi. TOKİ İhale Daire Başkanı Abdülvahap Afşin'in başkanlık yaptığı ihaleye Türkiye'nin önde gelen 22 firması katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Aksaraylı Oda Başkanları'nın da katıldığı ihalede katılımcı firmaların verdiği teklifler açıklandı ve komisyon tarafından değerlendirmeye alındı. İhale sonuçlarının gerekli araştırma ve incelemelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacağı bildirildi. O özlemle beklediğimiz, yıllardır beklediğimiz ihaleyi çok şükür gerçekleştirdik. Ben burada önce teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Başta Salim Müdürüme, ardından Mustafa Karahancı, Başkan Yardımcıma, daha sonra oda başkanlarıma her an, her zaman beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz ve bu projenin gerçekleştirilmesinde sonuna kadar yanımızda bulunan bütün oda başkanlarıma canı yürekten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de esnaflarımıza olacak. Sanayideki esnaflarımız hiçbir şeye aldırış etmeden TOKİ'mize, bize güvenerek, belediyemize güvenerek böyle bir projeye bizlerle beraber oldular ve elhamdülillah bugün çok güzel meyvesini alıyoruz. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bugün 22 tane firma katıldı ve hepsi birbirinden güçlü firmalar ve sonuçlarda yaklaşık 20 güne kadar netleşecek. Çünkü sorgulama işlemleri, düşük fiyat teklifleri, bunların hepsi değerlendirildikten sonra nihayetinde bu işi alan firma netleştikten sonra da inşallah kısa zamanda protokoller imzalanıp bir an önce yapıma başlanacak ve TOKİ'mizin de söylediği gibi en kısa zamanda esnaflarımıza teslim edilecek. Ben şimdiden hem Aksaray'ımıza hem memleketimize hayırlı olsun diyorum. Tabii vekillerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Her aşamasında bizlerle beraber oldular. TOKİ çalışanlarımız, Gürol Bey'den tutun da proje kontrolümüzü yapan bütün ekibine, değerli TOKİ Başkanımız Ergün Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Böyle güzel bir proje, böyle devasa bir projeyi şehrimize kazandırdılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, değerli başkanlarımızla beraber ihaleye katıldık. Allah izin verirse 20 gün içerisinde başkanımız açıklamasını yapacak. Son aşaması, projemizin son aşamasına geldik. Buradayız. Müjdeli haberlerle geleceğiz Allah izin verirse. Belediye Başkanımızın önderliğinde, değerli başkanlarımızla birlikte bugün TOKİ Başkanlığındaydık. Yaklaşık olarak 22 tane firmanın katılımıyla Aksaray'ımıza yeni yapacağımız sanayi projemizin ihalesi gerçekleşti. Buradan aldığımız net bilgiye göre de inşallah 15 ile 20 gün içerisinde alan firmaya ve rakamlar konusunda gerekli açıklama TOKİ tarafından yapılacak. Açıklama yapıldıktan sonra da zaten belediye başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Ben buradan Aksaray'daki bütün hemşerilerimize, özellikle sanayi esnafımıza, biz ilk günden bugüne kadar sürekli şunu söylemiştik. Biz belediye başkanımızın yanındayız. Biz bu projeye inanıyoruz. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu proje hayata geçecektir dedik. Sağ olsun onlar da bizlerin söylemesiyle birlikte bizlere inandılar. Ve değerli belediye başkanımızın da söylemlerine inandılar ve yanında oldular. Mevlam yüzümüzü kara çıkarmadı diyorum. İnşallah zor bir proje. Bugüne kadar yapılan az önce yukarıda da TOKİ başkanımızla da görüşmelerimizde hakikaten şunu söyledi. Biz bu projeye hakikaten çok büyük bir proje, çok maliyetli bir proje ama söz verdiğimiz için, özellikle Haluk Başkan'a söz verdiğimiz için, milletvekillerimize söz verdiği için geri dönemedik dediler. Ve şu anda da ciddi anlamda bu tür projelere Türkiye'mizden taleplerin olduğundan bahsettiler. Haluk Başkanımıza
buradan ne kadar teşekkür etsek az. Hakikaten esnaf ve sanatkarların hep yanında oldu. Şu anda da bu mutluluğu hep birlikte paylaşıyoruz. Haluk Başkanımız esnaf ve sanatkarların ne sıkıntısı olursa olsun veyahut da yapılabilecek esnaf sanatkarlarımıza güzel hizmetler yapabilecek alanları en iyi şekilde Sayın Başkanımız hep bizimle beraber tamam esnaf ne istiyorsa onu yapalım. Esnaf nasıl bir proje istiyorsa onu yapalım. Bunun hani örnekleri de tabii ki çok. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bize emanet ettiği şu İstanbul'dan, Eyüp Sultan Hazretlerinin bize tasarruf olduğu şu güzel şehirden, Somuncu Baba Diyarı, Veliler Şehri, Evliyalar Mekanı, Yeşil Aksaray'ıma saygılar, sevgiler, hürmetler. Sanayimizin medarı iftarı, Aziz Sıddık, Ulvi Cenap, Civan Mert, esnaf ve sanatkar kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Aksaray Belediyesi, Mehmetçiğimizin Yanındayız adı altında bayrak kampanyası başlattı. Aksaray Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Mehmetçiğimizin Yanındayız adı altında bayrak kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler geçmişte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaktır. Millet olarak Afrin Harekatı'na katılan kahraman ordumuzun her zaman yanındayız ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için dua ettiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de destan yazmayı sürdürdüğünü açıklayan Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak Mehmetçiğe destek için vatandaşların ev ve iş yerlerini Türk bayrağıyla donatma çağrısında bulundu. Başlatılan kampanya kapsamında Türk bayrağı isteyen vatandaşlar bayraklarını Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilirler. Aksaray Belediyesi Şubat ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut Başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda bir önceki ayda alınan kararların özeti okunarak oylamaya sunuldu ve gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra gündeme alınan maddeler sırayla görüşülmeye açıldı. Aksaray Belediyesi Birim Müdürlüklerinden Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nden meclise havale edilen teklifler görüşmeye açıldı. Görüşmeye açılan bazı tekliflerle ilgili komisyonlara havalesi meclisin onayına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır katı atık projesine destek veren ilk il Aksaray oldu. Evde iş yaparak, evden iş yaparak ek gelir elde etmek, ek kazanç sağlamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen hanımlar, Aksaray Belediyesi, İşkur ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt koordinesinde başlayan pul boncuk dikiş kursunda sertifika almak için çalışıyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde açılan kursta 25 kadın, işbaşı eğitim programı kapsamında meslek dalında deneyim kazanmaları için kurs görüyor. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihdam Seferberliği çağrısı doğrultusunda işsizliğin azalması ve istihdamın arttırılması konusunda birçok projeye imza atan Aksaray Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kadın Koordinasyon Merkezi'nde pul boncuk dikişi kursunda 25 kadın hem yepyeni bir meslek öğreniyor hem de kurs programına göre İşkur tarafından eğitim süresi boyunca sağlık sigortaları yatıyor, kursiyer zaruri gideri olarak günlük 25 lira üzerinden hesaplanan para ay sonunda hesaplarına yatırılıyor. Kursiyer hanımlar meslek edindirme kursunda işi öğrenirken sıfır katı atık projesi kapsamında da ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Aksaray Belediyesi ve İşkur'un ortaklaşa bir projesini devam ettiriyoruz. 25 tane öğrencimiz var. Pul boncuk dikişleri kursu adı altında. Bu 25 tane öğrencimizin günlük 25 TL bir cep harçlıkları oluyor. Aynı zamanda evden getirdikleri işleri değerlendiriyoruz tekrar. Şöyle bir şey var, eski gömleğimizin yakasını alaraktan kazağımıza monte ettik.
Aynı zamanda şöyle bir ayakkabımız var, evde giyilen bir ayakkabılar. Bunları tekrar pul boncuk işlemeler yapılarak değerlendirdik. Şöyle bir pantolonlarımız var. Bu pantolonları tekrar değerlendirmeye aldık. Kursumuz 2017 Aralık, 26 Aralık'ta başladı. 16 Mart'ta bitecek. Kursumuzun asıl amacı evdeki eski eşyalarımızı, giysilerimizi tekrar geri dönüşüm olarak tekrar kazanmaktır. Kadınlarımıza yeni bir istihdam açılacaktır. Daha önce evde oturan bir bayandım. Böyle bir kurs açıldığını duydum. Çok sevindim. Ben de gidebilirim, ben de yapabilirim dedim. Belediye başkanına çok teşekkür ederim bu kursta. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Vaktim çok güzel geçiyor. Yani daha da olsa giderim, çok memnunum. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Belediye Başkanımız ve Hasibe Hanım'a çok teşekkür ederiz böyle bir kurs sundukları için. Böyle bir iş imkanı verdikleri için bize. Ev hanımlarımız boş duracağı yerde burada gelip bir iş imkanları sağlıyorlar kendilerine. Her şeyimiz, günümüz çok güzel geçiyor. Ve ileride sertifikamızı alıp altın bileğimizi takacağız inşallah. Herkesten bize bir iş imkanları sunmasını bekleriz. Merhaba. Öncelikle belediye başkanımıza, Hasibe Hanım'a bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Biz şimdi pul boncuk üzerine atölyemizde çalışıyoruz. Böyle bir iş imkanı için tekrar teşekkür ediyoruz. Kurs bitiminde 3 ay sertifikamızı alıp bize iş imkanı vermelerini istiyoruz. Güzel yani bu proje sundukları için tekrar teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi merkez mahallelerde bulunan sahipsiz ve terk edilmiş tehlike arz eden metruk binaların yıkımlarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri belirledikleri program çerçevesinde son olarak Ereğli Kapı Mahallesi 1408. sokakta bulunan metruk bir binanın yıkımını tamamladı. Aksaray Belediyesi metruk binaların yıkımlarını bina sahiplerinin veya mahalle sakinlerinin ve mahalle muhtarlarının dilekçelerine istinaden gerçekleştiriyor. Aksaray'da huzur ve güvenin tesisine yönelik Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü tespit edilen kokulu madde ve alkol bağımlılarının yuvası haline gelmiş metruk binaların yıkımına devam ediyor. Aksaray'da devlet korumasında olan çocuklar Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklar Afrin Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için yazmış oldukları mektupları teslim ettiler. Aksaray Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yetiştirme yurtlarında kalan devlet korumasındaki çocuklar Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları teslim ettiler. Kaldıkları yurtlarda bir araya gelerek sevgi dolu sözlerle mektup yazan onlarca yetim çocuk, koruma merkezleri müdürü Muhittin Hilal'le birlikte çalışma başlattı. Yazdıkları mektupları süsleyen çocuklar, aralarından 4 arkadaşlarını kendilerini temsilen mektupları iletmeleri için seçti. Koruma merkezleri müdürü Muhittin Hilal eşliğinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na giden 4 çocuk, diğer arkadaşlarının da mektuplarını alarak Jandarma Albay Fuat Anık'ı makamında ziyaret etti. Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere mektupları ulaştırmak için Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na geldiklerini belirten Müdür Hilal, çocukların duygularına tercüman oldu. Saygıdeğer komutanım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, çocuk evlerinde kalan çocuklarımız, kalan bütün çocuklarımız adına Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize duygu ve düşüncelerini ifade eden, içlerinden gelen dilekleri, temennilerini içeren mektupları oradaki kahramanlarımıza ulaştırmak üzere sizlere takdim edecekler. Saygıyla kabulünü arz ederim efendim. Aksaray'da yaşayan Afganlı gençler Aksaray Belediyesi'nin başlatmış olduğu bayrak kampanyası kapsamında ellerine Türk bayraklarını alarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Afrin Harekatı'na tam destek verdi.
Aksaray Belediyesi'nin Afrin Harekatı'na destek için başlattığı bayrak kampanyasının ardından dünyanın renklerini temsil eden ve Aksaray'da yaşayan Afganlı gençler belediyenin bayrak kampanyası kapsamında Türk bayraklarını alarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Afrin'e barış götüren Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ettiler. Zeytin Dalı Harekatı'yla yalnızca Türkiye'nin müdafaa edilmediğini, bütün İslam coğrafyasının da bu mücadeleyle ayakta kaldığını, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok şey borçlu olduklarını ifade eden grup, bu harekat hepimiz için, bunun için burada toplanarak desteğimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik. Taşımaktan gurur duyduğumuz Türk bayrakları için de Aksaray Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz dediler. Afganistan Türkleri olarak, Afganistan Mücahitleri olarak tüm desteği Zeytin Dalı hareketlere vermeye hazırız. Ve buradaki gördüğünüz Afganistan Mücahitleridir. Bugüne kadar çok savaşmış bir insanlardır. Yani biz Türkiye'ye candan destek vermeye hazırız. Yani gidip cepheye savaşmaya bile hazırız. Buradaki gelenler görüntüye bakmayın. Bunlar içinden gerçekten iyi bir savaşçılarımız vardır. Yani gitmeye hazırız her türlü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Afrin'de görev yapan Mehmetçi'ye destek için toplanan grup basın açıklamasının ardından dağıldı. İller Bankası'nın desteğiyle Aksaray Belediyesi'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde başlatmış olduğu altyapı projesinin çalışmaları bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. İller Bankası'nın desteğiyle Aksaray Belediyesi'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde başlattığı altyapı projesinin çalışmaları bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde mahallede kanalizasyon şebeke hattı tamamlandı. Şu anda terfi merkezi ve terfi hatların yapımı sürüyor. Aksaray Belediyesi ile İller Bankası ortaklığında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde başlatılan kısmi kanalizasyon şebeke yapımında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde mahalleye 31.308 metre kanalizasyon şebeke hattı döşendi. Kanalizasyon şebeke hatlarının tamamlanmasının ardından terfi merkezlerinin ve terfi hatlarının yapım işine başlandı. Yapılan terfi merkezleriyle birlikte mahalleye 4.765 metre terfi hattı döşendi. Aksaray Belediyesi'nin kanalizasyon sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, mahallenin büyük bir eksiği olan altyapının kısa sürede çözüme kavuşmasından dolayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ettiler. Sıradaki son haberimiz ise toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Yaklaşık her gün 35 bin kişinin seyahat ettiği otobüslerde yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar nerede, nasıl saklanıyor? Haberin detayları karşınızda. Aksaray'da her gün 35 bin kişinin seyahat ettiği otobüslerde yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyaların çoğu aranıp sorulmuyor. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray'da günlük 30-35 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Vatandaşların seyahat ettiği otobüsler günlük seferlerini tamamladıktan sonra temizleniyor. Bu sırada yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar şoförler tarafından tespit edilip kayıt altına alınıyor. Temizlik yapılırken bulunan eşyalar ilgililere teslim edilerek muhafaza ediliyor. Sahibi bulunamayan eşyalar 6 ay saklandıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Pahalı eşyalarını kaybeden vatandaşların eşyalarını aradıklarını vurgulayan yetkililer en çok kadınların eşya unuttuğuna dikkat çekiyor. Toplu taşımada eşyasını unutan vatandaşlar Küçük Bölcek Köprüsü otobüs durağı ve TOKİ 7. etap otobüs durağında muhafaza edilen kayıp eşyalar arasında eşyalarını bulabilirler. Kayıp eşya bölümünde 6 aydan fazla duran eşyalardan kullanılabilir olanları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, işe yaramayanlar ise imha ediliyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere, hoşça kalın.